arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel bebek bluzunu çalışacağız. Bluzumuzu örmek için yakadan başlıyoruz. Omuz bölgesini ve robo bölgemizi düz ördükten sonra gövde kısmımıza geçiyoruz. Gövde kısmımızı gördüğümüz gibi bakınız popcornlar ve trabzanlardan oluşan sıralamalarla yaptık. Ve en son kısımda ise bir İki defa aynı sıramızı kullandık. Üçer trabzanlık kısmımızı ve en son başını dolayarak kapadık ve hoş bir görüntü almasını sağladık. Kollarımızda ise farklı bir yöntem uyguladık. İçte ördüğümüz örgümüzü daha seri bir şekilde kullanarak ördük. Yaka çalışması yaptım. Yaka çalışmamızı tamamen yuvarlak yaka olarak çalışmadık. Her iki yönle hangisini tercih ederseniz ön olarak kullanmaya bakınız her iki yönü de açık bir yaka çalıştık tamamen bu kısmı ya da diğer kısmı kapamadan e, kullanmayı tercih ettik Evet e, en son olarak da şeridimizi geçirdim ve kapalı kısmı ön olarak kullanmayı istediğim için önde fiyonga yaptım. Eğer arka taraftaki düğmeli olan kısmı ön olarak e, kullanmak isteyen arkadaşlarımız olursa fiyongumuzu bu kısma bağlayarak kullanabilirler ve daha fazla düğme tercih edebilirler. Evet şimdi bluzumuzun ölçülerine bakalım. Bluzumuzu omuzdan itibaren ölçüyorum. Şöyle 28 santim uzunluğunda olduğunu görüyorum. Kol altından gövde genişliğimize bakalım. Gövde genişliğimiz ise 24 santim. Bluzumuz biraz küçük bebeklerimize göre 0-6 ay e, civar bebeklerimiz için uygun e, ve bu e, bluzumuzu örmek için mutlaka biraz fazla ip bulundurmamıza fayda var bir tane ip yeterli gelmemekte buradaki popkornlarımıza çok fazla ip gittiği için iki tane ipimizi hazır bulundurursak çok iyi olur hani kalan kalır fakat yarım kalmasın evet kolay gelsin diyerek hemen e, bluzumuzu çalışmaya başlayalım kolay gelsin. İpim Nako'nun Lüks Minnoş Baby'si renk numarasını veremeyeceğim ama e, sumon renginde güzel bir ip. 2,5 numaralı da tığımızla örgümüze hemen başlayalım. Zincirimizi çekelim. Önümüzden başlayalım. 1 tane düğümümü atıyorum ve zincirlerimi önüm için saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektikten sonra 8. zincirimin içerisine ayıracımı takıyorum ve ilk önümü bu şekilde kuruyorum. Kolum için zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi de kolum için çektim. Bakınız 12. kırmızı yani kırmızıyı da biz kolumuza dahil olarak öreceğiz. Bölücümün arkası için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane zincirimi çektim. Şöyle düzeltelim ipimiz yarımlanmasın. Bölücümün arkası için 15 tane zincirimi çektim. 1 2 3 12 zincirimi tekrar kolum için hazırladım ve 12. ayracımı takıyorum. Son olarak 8 tane zincirimizi önümüz için örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle görelim. Bakınız küçük bir bluz çalışması yapacağız. Şöyle görelim ve hemen ölçümüze bakalım. 21 santim bluzumuzun ilk zincir ölçüsü. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarım için ise buradaki başlangıç sayılarımız fazla olacak. Şimdi hem bu sayımızı hem de diğer büyük sayılarımıza şöyle bir bakalım. Bakınız şu an elimizdeki başlamış olduğumuz bluzumuzun ölçüsü önler 8 kol 12 Arkamızı ise 15 olarak başlattık. Tığ numarasında burada hatırlattığımız gibi 2,5 numaralı tığımızla ördük. Daha büyük yaş grubu 1-2 yaş için örmek isteyen arkadaşlarımız için de ön 14 olarak başlayalım. Tabi ipimizin kalın ve ince olması, elimizin sıkı ve gevşek olması ölçülerimizi değişkenlik gösterecektir. Kolumuz 18, arkamızı ise 22 olarak başlayalım bu zincirlerimizi. İşaretlerimizi ona göre ayarlayalım ve geri kalan bütün bölümleri aynı şekilde örmeye devam edelim. Çünkü bu şekilde ilk dağılımımızı ve üzerindeki trabzan sıramızı kurduktan sonra herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz. İşlemlerimiz birebir aynı. Yani aradaki kaç tane arttıysak artışlarımızı yapıyoruz. Fakat ara trabzanlarımızı saymıyoruz. O yüzden ilk başlangıcımızı güzelce ayarladıktan sonra bluzumuz olduğu gibi örülerek devam etmekte. Evet şimdi trabzanımızı örerek ilk sıramızı yerleştirelim. Evet en son bakınız şöyle tutuyorum. Bir ve 2 geri çekildim. 2 tane zincir geri çekildikten sonra 2 zincirimi yeniden ilave ediyorum. Tığımın başında doluyorum. 2. geri çekildiğim bakınız. Zincirimin içerisine girerek ilk trabzanımı örüyorum. Bir defa başını doluyorum. İki defa da örüyorum. Bir ve iki. Bir defa başını doluyorum. Bir ve iki. Yine aynı şekilde bir defa başını dolayıp iki defa da örerek işaretimin bulunduğu yere kadar örüyorum. İşaretim kolum için takmıştım hatırlarsanız daha sonrasında önümüzü örmüştük. Evet şöyle en son yere kadar geldim. 2, 4, 6, 8. 8. trabzanımın üzerine hemen zincirimi çekiyorum. Burası ara ayrım yerimiz. Önümüzden Artık kolumuza geçiyoruz. Ayracımızı çıkardığımız yere, zincire gelerek hemen ilk trabzanımı örüyorum. Aynı zincire iki defa batmıyoruz. Her bir farklı yuvaların içerisinde ve devam ediyorum. Diğer trabzanlarımı örmeye birer birer işaretime kadar gelelim. Evet, Ayracımın bulunduğu yere kadar geldim. Kolum için hazırladığım zincirler de bitti. En son trabzanımızı ördükten sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Bluzumun arkası için çekmiş olduğum zincirlerimin ilkine batıyorum. Bakın ayracımı çıkardığım yere gelerek batıyorum ve birinci trabzanımı örüyorum. Hemen sırası ile yanındaki trabzanda örmeye devam ediyorum. Birer birer başını doluyorum. ilerliyorum. Şu şekilde bakınız hiç atlamadan kırmızı ayracımızın bulunduğu yere kadar örerek gelelim. Evet, işaretimin bulunduğu yere kadar geldim. En son trabzanımızda arkamız için örmüştüm 1 ve 2 tane zinciri son trabzanımda örüyorum. Zincirden sonra diğer bölümüm olan koluma başlıyorum. Kolum için birinci trabzanımı ördükten sonra bütün zincirlerimi birer birer örerek işaretimi taktığım yere kadar ilerliyorum. Bakın şu şekilde her bir zincir yuvasına bir defa örüyorum. Yeşil ayracımın olduğu yere kadar kolum için örelim kolum için hazırladığımız zincire de birer birer trabzanlarımızı iki zincirimizden sonra örerek geldim ve son olarak önümüz için hazırladığım 8 zincire geldim en son kolumuzun üzerindeki trabzandan iki zincirle devam ediyorum ve işaretimi çıkardıktan sonra birer birer önümüzü örelim 8 tane trabzanımızı örüyorum herhangi bir farklı işlem yapmadım bir defa doladım iki defa da aldık bu şekilde ikili trabzanımızı ördük bakın 2 4 6 7 en son zincirimi de örüyorum ne eksik oluyor ne fazla oluyor bakınız bu şekilde sayarak işaretlerimizi taktığımız zaman çok güzel olmakta hiç karıştırıcı herhangi bir şey olmamakta şimdi ikinci sıramızı örmeye hemen başlayalım İkinci sıramıza geçmek için birinci sıramızdaki son trabzanımın üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. Bakın iki tane zincir çektim. Üç tane zincir çekmedim. Birer birer trabzanlarımı birebir örmekteyim. İki zincirimi çektim ayrım yerime doğru ilerliyorum. Bakın hiç farklı işlem yapmadık. Birebir örüyoruz. Evet tam iki zincirimin olduğu yerdeyim. Şimdi tığımın başını doluyorum. İki tane trabzanımı zincirimin içerisine örerek önüm için artışımı yapıyorum. Bir ve iki. Evet iki tane artışımızla toplam sayımızı iki fazlalaştırdık. Sekiz trabzanımızı on trabzanımızı artırdık. Tekrar ara ayrımımızı ve artış yerimizi yapıyoruz. Araya iki tane trabzanım örüyorum. Kolum için artışımı yapıyorum. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanım ördüm aradan dümdüz örerek devam ediyoruz ve görmüş olduğumuz her 2 zincirlik bulunan kısma 2 tane trabzanımızı 2 zincirimizi ve tekrar 2 tane trabzanımızı örüyoruz Evet yeniden artış yerimin olduğu yerdeyim tığımın başını doluyorum tıpkı burada yaptığımız şekliyle 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı hemen örüyoruz 1 aynı yere batıyorum 2 2 tane zincirimi çekiyorum araya girerek tekrar bir aynı yere batıyorum 2, 2 trabzan 2 zincir iki trabzanımı ördüm kalan kısımları da aynı şekilde örelim her artma yerimizde iki tane trabzan 2 zincir iki trabzanımızı örelim ve ikinci sıramızı da tamamlayalım ikinci sıramızın önünde en son trabzana varana kadar ördüm öndeki bakınız bu dönerek 2 zincir çekip sonra dönmüştük bakınız o trabzanımız hemen onun da tepesine batmayı ihmal etmeyelim bazen unutulabiliyor Evet en son trabzanımızı da ördükten sonra bir iki tane zincirimi çekiyorum ve üçüncü sıramıza başlıyoruz öncesinde şöyle bir bakalım bluzumuza büyük başlamak isteyen arkadaşlarımız lütfen ilk zincir sıramızda sayımızı büyüterek başlasınlar Evet bakınız iki sıramızı ördük gayet güzel oldu şimdi üçüncü sıramızı sizlerle birlikte başlayalım İki zincir çekerek döndüm tığımın başını doluyorum herhangi bir farklı işlem yapmadan düz roba istiyorum o yüzden ne delik yapmak istiyorum ne de farklı bir işlem yapmak istemiyorum dümdüz roba kısmını tamamlayalım. Her birer, birer örüyorum. Şu kısmı evet. Bir önceki arttığımız trabzanlarımız dördük. İki zincirin hemen yanı başındayız. Şimdi iki tane daha artışımı yapıyorum. Zincirimin içerisine bir tanesini ördüm. Yeniden girerek ikinci bir artışımı yapıyorum. Bakınız bir önceki sırada da iki tane artış yapmıştım. Şimdi de iki tane artışımı yapıyorum. İki artışımı yaptıktan sonra yine iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere girerek kolum için gerekli olan iki tane trabzanımı da örerek artışımı yapıyorum. Diğer kalan 3 bölümde de aynı şekilde örelim ve aradaki trabzanlarımızı düz bir şekilde tamamlayalım. Roba ölçümüz istediğimiz ölçüye gelene kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Robamızı istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördüm. Ve her sıramızda 1. sıramız hariç diğer sıralarımızın tamamını ikişer ikişer artırdım. Şimdi e, kollarımızı ve ön gövdemizi birleştirerek bir bütün halinde örmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bakınız en son trabzanımı burada ördüm. Diğer tarafa doğru örmeye başlıyorum. Şimdi zincir iki tane zincir çekerek geçmiş olduğum birinci trabzanımı şu şekilde örüyorum. Her ikisini birbirine bağladım. Bir tane zincirimi çektikten sonra ikinci trabzanımın üzerine geçiyorum bir sık iğne ve sık iğne ile başa kadar ilerleyeceğiz ve kolumuzun altını rahatlatmak için biraz da zincir çekeceğiz bakın sadece batıyorum alıyorum batıyorum trabzanın üzerine kapatıyorum şu şekilde sıramızı ilerletelim Evet kolumuzun altının bulunduğu yere geldim. Hemen en son bu trabzanımın üzerine de sık iğnemi batıyorum. Bir tane de araya girdikten sonra bakın sadece bir tane artışma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Kolumu büküyorum. Şu şekilde kolumu büktüm. Artış yerine gelerek bir tane sık iğnemi örüyorum. Bir sık iğnemi ördükten sonra sırası ile arkadan bütün trabzanlarımın birer birer üzerine batarak sırt kısmımızı tamamlıyoruz ve diğer kolumuzun altına doğru geliyoruz diğer kol altımıza kadar örerek geldim bir tane yine artma yerine sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum yine kolumuzu büküyorum ve, e, tekrar önümüz için olan yere giriyorum ayrım yerine bir tane sık iğnem örüyorum. Sonrasında trabzanlarımın üzerine batarak örmeye devam ediyorum. Evet sıramızın başına kadar örerek geldim. Son trabzanımı da ördüm. Şuradaki ilk başlangıçtaki yerimize geliyorum. Sadece geçişimi yapıyorum ve bu şekliyle birleştirme işlemimizi tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim. Bakınız birleştirme işlemimiz gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Yukarıdan uzunluğuna bakacak olursak 11 santim. Evet şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. 3 tane zincirimizi çekerek modelimizi uygulamaya başlayalım. 3 tane zincir çektim. Aynı yere toplamda 6 tane olacak şekilde trabzanımızı örelim, zincirimiz de dahil. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımız ördüm. Birincisi zincirden oluşmakta. İlk zincirimin üst noktasına giriyorum, alttan. Diğer taraftan ilmeğimi şöyle alttan girerek alıyorum ve içerisinden geçiriyorum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladıktan sonra sıra ile sayıyorum. 1, 2, 3. Üç. Üçüncünün içerisine giriyorum. 1 ve 2 tane zincir çektikten sonra aynı yere batarak bir tane vehimi örüyorum. Vehimi tamamladıktan sonra 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine yine 6 tane trabzan örüyorum aynı yere 2 3 4 5 ve 6 tam 6 tane trabzanımı ördüm birinci trabzanımın tepesine giriyorum arkadan şöyle geçerek ilmeğimi alıyorum ve arkadan ilmeğimi birinci trabzanımın üzerinden geçiriyorum 1 2 tane zincirimi çektikten sonra tam başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. sık iğnemin üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere girerek bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bakınız modelimizi 1 ve 1 popcorn olarak örüyoruz. Tekrar 2 tane zincirimi çektim. 1 2 atlıyorum. 3. sık iğnemin içerisine 6 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 5 ve 6 eğer ipimiz kalınsa 6 değil 5 trabzan olarak örelim 6 trabzanımız ördükten sonra birinci trabzanımın tepesine batıyorum tığımın ucu arkaya doğru çıkıyor ve ilmeğimi arkadan şu şekilde alıyorum ve birinci ilmeğimin arasından geçiriyorum tekrar bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra sayıyorum ön taraftan bir iki üçüncüye batıyorum bir trabzan iki zincir tekrar bir tane trabzanımı örüyorum bakınız modelimizi başlangıçta bu şekilde başlatıyoruz ve ilerliyoruz şimdi birkaç tane daha birlikte örelim Neyimizden önce ve sonra mutlaka iki tane zincirimiz var. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. sık iğnemin içerisine altı trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci trabzanımın içine önden giriyorum, ardından çıkarıyorum, ilmeğimi alıyorum, birinci ilmeğimin yani birinci trabzanım içerisinden geçiriyorum ve kapatıyorum. 1, 2. Kapatma ile birlikte 2. 1, 2, 3. 3. sık iğnemin üzerine yelek batıyorum ve bir trabzan 2 zincir aynı yere girerek bir tane daha V yapıyorum 2 zincirimi tekrar çekiyorum ve sayıyorum 1 2 3. batıyorum ve buraya bir tane popkornumuzu yerleştiriyoruz 2 3 4 5 ve 6 6 ördükten sonra çıkarıyorum birinciyi takıyorum ilmeğimi alıyorum ardından geçiriyorum kapatıyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum sayıyorum 1 2 3 3. zincirimin içerisine gelerek batıyorum bir tane trabzan 2 zincir aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum bir ve örüyorum bakınız yuvamızı oluşturuyoruz şöyle görelim Bir tane popcorn, bir tane V, bir popcorn, bir V şeklinde bütün modelimizi örerek tamamlayalım. Sıramızı bakınız şu an kol altımızı da ördüm. Arkadan da aynı şekilde devam edip burada diğer popcornumuzun yanını V ile bitirmemiz gerekmekte. Bütün sıramızı örerek ilerleyelim. Popcornlarımızı ve V'lerimizi hazırlayarak birinci sıramızı kurduk. Şöyle arkamızda görelim. Bakınız arkamız ve önümüz aynı şekilde Tamamlandı. Şöyle görelim. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçelim. V'mizi kurduktan sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki. Popcornumun tam tepesine gelerek batıyorum. Bakınız şuradaki birleşme noktasının bulunduğu bölüme gelerek batıyorum. Şöyle görelim. Bakınız tığımın başında doluyorum. V'min içerisine girerek bir, iki, üç tane trabzanım örüyorum. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı V'mizin içerisine kuruyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde kurdum. Ve zincir çekmeden tekrar bakınız popkornumuzun şuradaki tepe noktasının kapanma yerinden giriyorum. Buraya sık iğnemle sabitleniyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. V'min bulunduğu yere gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum 3 trabzan sonrasında tekrar aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 üç. Üçüncü trabzanımı tamamladıktan sonra popkornumun tam ortada bakınız şu kısımdan şöyle giriyorum arkaya doğru tığımın ucunu çıkarıyorum ipimi alıyorum ve kapatıyorum bakın şu şekilde tığımın başını doluyorum V'nin içerisine 3 defa trabzanımı örüyorum 2 zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane daha trabzanımı örüyorum aynı yuvanın içerisine 1 2 ve 3 üç. 3. trabzanımızı ördükten sonra yine bakınız popkornumuzun tepe noktasındaki şu kapatma boşluğundan giriyorum arkadan alarak bir tane sık iğnemle kapatıyorum ve şu şekilde modelimi kuruyorum bakınız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan popcornun tepesine batıyoruz tekrar 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan popcornumuzun Tepe noktasına batıyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım Modelimizi bir uçtan bir uca örerek geldik ve ikinci sırasını kurduk. Şöyle arkasına da bakalım modelimizin. Bakınız bir sırada popcornlarımız, bir sırada trabzanlarımızı V'lerimizin içerisine yerleştirdik. Şimdiki sıramızda tekrar popcornlarımızı öreceğiz. Yalnız burada popcornlarımızı kaydıracağız. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan çekmiş olduğumuz bölümümüzün içerisine popcornlarımızı örerek ilerleyeceğiz. Evet şimdi. Hemen geçişimizi yapalım. Popcornumun tepesine geliyorum. Bakınız şu şekilde. Tepeden giriyorum. Kapatıyorum. Ve buradan iki zincirimin olduğu yere ilmeğimi kaydırarak geçiyorum. Sadece bakınız birinci trabzandan kaydırdım. Tığımın başını bakınız geçiriyorum. İpimi sadece geçiriyorum. Tığımın başını aldım. İpimi alıyorum. Tekrar içinden geçiriyorum yuvanın içerisine giriyorum ilmeğimi yeniden içerisinden akıtıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim geri kalan 5 tane trabzanımı da örüyorum toplamda 6 trabzan sayısına ulaşıyoruz 2 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı ördüm birinci trab şöyle zincirden çektiğim trabzanımın önden arkaya doğru geçiriyorum ilmeğimi alıyorum içerisinden şu şekilde sıkıştırarak bir ve iki tane zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum iki zincirimi tığımın başında doluyorum ve popcornumun bu tepesindeki sık iğnemin üzerine gelerek batırıyorum iki tane zincir tekrar aynı yere batırıyorum ve bir tane V'mizi popcornumun üzerine kuruyorum tekrar iki zincirimi çekiyorum tığımın başında dolayarak 2 tane zincir çekili 3'er trabzanın arasındaki bölüme 6 trabzanımı örmeye başlıyorum. 3 4 5 ve 6 1. trabzanımı battım. Şu şekilde geçtim. İlmeğimi aldım. Trabzanımın arasından geçirdikten sonra 1 ve 2 zincirimi çektim. 2 zincir sonrası tığımın başını doluyorum. Popcornumuzun üzerine gelerek batıyorum. Bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzanı aynı yere batıyorum ve V'mizi oluşturuyoruz. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Üçer trabzanın arasındaki iki zincirin içerisine altı tane trabzanımı örüyorum. İki, üç, dört, beş, ve 6, 6 trabzanımı ördükten sonra birinci trabzanıma giriyorum. ilmeğimi alarak birinci trabzanın içerisinden geçiriyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak, Değimi örmek için popcornumun bulunduğu sık iğnemin tepesine batıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, bir trabzan şekliyle örüyorum. Trabzanımızı şöyle yerleştirelim ve V'mizi kuruyoruz ve bu şekilde sıramızın başlangıç noktasına kadar örerek ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bir tane popcorn, bir tane V, bir popcorn, bir V'mizi örerek geldik ve sıramızın yeniden bir de yönden bitiş, bir yönden de başlangıcındayız. İki zincirimi çektikten sonra popcornumun arkasına gelerek batıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tığımın başını dolayarak hemen değmin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı hemen ilk veğimizin içerisine yerleştirdik. Zincir çekmeden popcornumun şu arkadaki bölümüne giriyorum ve bir tane sık iğne ile bağlanıyorum tekrar V'mi görüyorum 3 trabzanımı 2 tane sık iğnemi tekrar 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 şöyle görelim 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ve popcornun arkasına bağlanalım Hemen takıyorum. Popcornumun arkasına geliyorum. Şu şekilde bir tane sık iğne ile bağlanıyorum. Ve sıralarımızı kaydırarak bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar ilerliyoruz. Diğer sıramızda yine ilk sıradaki popcornumuzun yerine yerleştireceğiz. Bakınız 3 tane trabzanımızın arasındaki iki zincir içerisine popcornlarımızı örelim. Ve istediğimiz ölçü gelene kadar büyütelim. Bu örmeye devam ettim ve istediğim ölçü gelene kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane popcornumu ördüm ve artık bluzumu tamamlamak istiyorum. Şöyle bakalım. Bakınız şu arka taraf ya da ön taraf nasıl kullanmak isterseniz isterseniz bu taraf ön, isterseniz bu tarafı arka olarak kullanabilirsiniz. Evet, modelimizi iki sırada bir yerlerini değiştirdik. Bakınız popcornumuz buradayken bir sonraki sırada V yaptık. Trabzanımızı kurduktan sonra popcornumuzu yerleştirdik. Şimdi en son trabzanlarımızın olduğu sıramızı ördüm. Ve bu sıradan sonra bir sıra daha örüp artık bitirmek istiyorum. Ve kollarımıza başlamak istiyorum. Birer birer şöyle ilmeğimi akıtıyorum. Ortaya geliyorum. 1-2-3 Aynı şekilde 3 tane trabzan. 2 zincir. 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 şu şekilde bakınız ortaya batıyorum tığımın başını doluyorum tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum yeniden 1 2 ve 3 aynı şekilde örmeye devam ediyorum yani şu şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ve bu sırayı son sıra olarak kullanmak istiyorum tığımın başını doluyorum buraya battıktan sonra zincirimin içerisine girerek 3 defa trabzanımı örüyorum 2 ve 3 2 tane zincirimi çektikten sonra 1 2 ve 3 batıyorum tekrar trabzanlarımı örüyorum örgümüzün yönünü çevirdim bakınız iç taraftan yani ters yönünden örmeye başlıyorum şöyle görelim 1 ve 2 ördüm yani son 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı tamamladım ve başlıyorum tığımın başını doluyorum trabzanımın arasına girerek tek seferde çekiyorum Tığımın başını doluyorum. Tek seferde alıyorum. Şu şekilde iki zinciri çektiğim yere ise bir ve iki defa giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine araya geçiyorum. Bir. Bir dilimden diğer dilime geçmek üzereyim. Tığımın başını doluyorum. Dilim arasına giriyorum başlıyorum. Yeniden diğer tarafa bakınız. İlk başlangıcın altından giriyorum. Trabzanlarımın arasına giriyorum. Şu şekilde bakınız. Sırası ile iki zincirimin olduğu yere bir ve iki defa örüyorum. Araya geçiyorum. Bir. Diğer trabzanımın arasına geçiyorum. Şimdi bağlantı yerimizin bir bitişine bir de diğer tarafa bakınız trabzan öncesi olan kısmıma batıyorum ve trabzanlarımın arasına batarak ilerliyorum iki defa zincirimin bulunduğu yere trabzanlarımın arasına bağlantı yerimizin hem sağına hem soluna sağına battım şimdi diğer tarafa batıyorum ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örerek bluzumuzun altını bu şekilde tamamlıyoruz. Bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Bakınız tamamladım sıramı. Şimdi birleşme noktasındayız. Birleşme noktamıza geldiğimiz zaman ilk başlangıç yerimize gelerek batalım. Her zaman yaptığımız gibi sadece ilmeğimizi geçirip sağlamlaştırmak için bir tane zincirimizi çekip örgümüzü kapatalım. Bütün örgü kapatma işlemlerinde tığ işlerimizde özellikle bu şekilde çalışmamızı yapalım ve ipimizi içeriye çektikten sonra gövde kısmını tamamlamış oluyoruz. Kollarımızı kol altından ilmeklerimizi toparlayarak başlıyoruz. Aynı modelimizi uygulamıyoruz. Sadece arasında kullandığımız modelimizi uyguluyoruz. Toplarımız burada yok. Popcornlarımız. Hemen bir tane şöyle batıyorum bir sık iğnemi yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum şuradaki bakınız artma yerime atlıyorum yanındaki yere gelerek batıyorum aynı yere 3 tane trabzanım örüyorum 2 zincirimi çekiyorum aynı yere tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ve burada sık iğnemizde batarak gelmiştik ve başlıyorum 1 2 3 3. Trabzanın üzerine batıyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. 1, 2, 3. 3. Trabzanın üzerine girerek 1, aynı yere 2 ve aynı yere 3 tane trabzanım örüyorum. 2 zincirimi çektikten sonra tekrar 3 trabzanımı örüyorum. Ve 3. 1, şöyle bakalım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 üç. üç trabzan, 2 zincir, üç tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki ve üç. İlerliyoruz. Bir, iki, üç. Üçüncü trabzanım üzerine bir sık iğne. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir. 2 3 trabzanlarımı örüyorum 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere 3 trabzanımı örüyorum ve bu sıramızı kol altımıza kadar bu şekilde getiriyoruz 1 2 3 3'e sık iğne sığımın başında diyorum 1 2 3 3 tane trabzan 2 zincir ve 3 trabzan 1 2 ve 3 Evet ilerleyelim kol altına doğru Evet kolumuzun başlangıç noktasına kadar geldik bakınız şuradan başlamıştık hemen ilk trabzanımıza batıyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum ikinci trabzanıma batıyorum ilmeğimi geçiriyorum 3. trabzanımdan ilmeğimi geçiriyorum ve 2 zincirin olduğu yere giriyorum. Tekrar ilmeğimi geçirdikten sonra bakınız gayet güzel bir görüntü oluştu. 1 2 3 tane zincirimi çekip tekrar alttaki kurulumumuzu buraya yapıyoruz. 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve diğer yuvanın içerisine bakınız. Hemen bir sonraki yuva. Arada herhangi bir işlem yapmıyorum. Burada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı kurdum. Araya işlem yapmadan tığımı başını doluyorum. Direkt 2 zincirimin içerisine geçiyorum. 1, 2, 3 tane trabzanım ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı yeniden örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki grubumun üzerine geçiyorum. 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekiyorum. 3 trabzanımı tekrar örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan bu şekilde örerek ilerleyelim ve tekrar birleşme noktasında bir daha geçişimizi birlikte yapalım. Sıramın tekrar sonuna kadar geldi ve başlangıç noktasının bulunduğu yerdeyiz. Bakınız yine 3 zincirden oluşan trabzanımın tepe noktasına sadece batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. İkinci trabzanımın üst kısmına batıyorum. İlmeğimi şu şekilde içinden geçiriyorum. Üçüncü trabzanıma da aynı işlemimi yaptıktan sonra araya geçiyorum. Ve yeniden 3. sıramı 3 zincir çekerek başlatıyorum. Hemen buradaki kurulumun aynısını kurarak sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Yine şuradaki geçişimizi ilmek kaydırarak yapıyoruz. Ve kolumuz yeterli uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Kolumu 11 sıra ördüm. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. sıramı tamamladıktan sonra şu şekilde... geçişimi yeniden yapıyorum ve çeviriyorum bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen bir ile ikinci trabzanımın arasına başını dolamış olduğum tığımı tek seferde örüyorum tekrar bir sonraki trabzan aralığına giriyorum tek seferde çekiyorum İki zincir çekmiş olduğum yere ise iki defa işlemimi yapıyorum bir ve iki diğer trabzanımızın arasına hepsine bakınız zincirimin bulunduğu yere iki defa yapıyorum ve sıramı baştan sona kadar örerek devam ediyorum ve bitişimi bu şekilde ayarlıyorum şöyle diğer kolumuzda görecek olursak bitişimiz şu şekilde olacak başlangıç noktama kadar örerek geldim başlangıç noktama tığımı batırıyorum zincir çektiğim yeri tığımın başıyla ipimi geçiriyorum ilmeğimin arasından geçirdikten sonra bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum ve kolumuzu bu şekilde tamamlıyoruz diğer kolumuzu da aynı şekilde ördükten sonra bakınız bluzumuzun kollarındaki çalışmalarımız da tamamlanmış oluyor bluzumuzun alt kısmını kollarımızı tamamladıktan sonra şimdi e, yaka çalışması yapmak istiyorum şu şekilde bakınız dilerseniz bu kısmı ön olarak dilerseniz bu kısmı ön olarak kullanabilirsiniz hangisi hoşunuza giderse e, o şekilde ayarlama yaparsınız. Başlarken bakınız ön diye başlamıştık ama sayılarımızda herhangi bir şekilde bozar bir durum söz konusu değil. O yüzden hangisini gönlünüz ön olarak kullanmak istiyorsa o şekilde ayarlamamızı yapabiliriz. Şimdi ben yaka çalışması yapmak istiyorum beyaz ipimle. Minik bir de yaka çalışmasını e, bluzumuza yapalım. Şimdi bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Ve yakamızı bakınız şu şekilde hem önden hem de arkadan tam yarım olarak iki parça halinde çalışmak istiyoruz. Önümüzü farklı sayılarda başladıysanız kaç tane trabzanımız varsa eşit bir şekilde ayrımını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sayımız var burada trabzanımız var. 15 trabzanımızın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. İncinin üzerinden başlayalım. Her iki yakayı da 8'den ayıralım. Eğer çiftse tam araya girelim. Tekli ise bu şekilde tekin bulunduğu yerin üzerine batarak giriyorum. Ve bakınız tam ortalayarak başladım. Şimdi ve hemen şöyle çeviriyorum. Arkasından örmeye devam ediyorum. Bir defa bağlanmıştık. 2 bunu da zincirden saydım ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Birin diğeri bağlantı. Şimdi ipim de altta kalacak şekilde trabzanlarımın arasına girerek birer birer örüyorum. Hemen bağlantı yerimin yanına batıyorum. Sırasıyla bakınız ipimi de altta bırakıyorum. Birer birer iniyorum. Ara geçiş yerime de bir tane trabzanımı ördüm. Arkadaki şu bölüme kadar birer tane trabzanı hiç atlamadan bütün trabzanlarımı örüyorum. Yakamızın bir tarafını yapıyoruz şimdi. Diğer tarafına başladığımız zaman ise diğer tarafını şuradan başlamamız gerekiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Bunu buradan başladık. Bakınız ortalayıp başladık. Bu tarafa doğru ilerledik. Şimdi sona kadar gelelim. Ara ayrım yerime de yaptım bir trabzan. Her iki trabzanımın arasına giriyorum bu şekilde tamamlıyorum bakınız 1 2 3 tane zincirimi çektim örgümün arka yönünü çevirdim tığımı başını doladım hemen yanındaki trabzana bir tane trabzanımı ördüm aynı yere bir tane daha trabzan ördüm bakınız burada 3 tane zincirimi çektim hemen bir sonraki trabzana 2 trabzan ördüm 1 ve 2 zincirimi çekiyorum 1 ve 2 şu şekilde iki tane trabzanımı ördüm 1 2 3 3. trabzanımın üzerine batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 üç. üçüncü trabzanımın üzerine gelerek iki tane trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum 1 ve 2 tekrar 1 2 üçüncüye batıyorum Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. trabzanımı örüyorum. 1 2 2 zincir ve batıyorum. 1 ve 2. Sıramızı bu şekilde örerek ilerletelim. Sıramın sonuna doğru geldim. Bakınız 1 2 3. Üçüncüye yine batıyorum. 2 tane trabzanımı 2 zincirimi tekrar 1 2 tığımın başında doluyorum son trabzanım üzerine gelerek bir tane trabzan örüyorum diğer tarafımızda 3 tane zincirle geçişimizi yapmıştık bakınız 1 2 3 4 5 tane yakamız için çalıştığımız trabzan grubumuz oldu tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum tığımın başında doluyorum ortaya giriyorum 1 2. 3 ve 4. 4 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirim sadece bir yeterli. Tekrar 1 2 3 ve 4 tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak diğer tarafa geçiyorum ve diğer grubun içerisine 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzanımı örüyorum. 3 ve 4. 1 tane zincir tekrar 1 2 3 ve 4. 4 trabzan 1 zincir, 4 tırabzanı tamamladım. Araya zincir çekmiyorum. Direkt aşağıdaki 2 zincirimin içerisine girerek Aynı şekilde 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzanım örüyorum. Son grubumu da ördüm, bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4, 4 tane trabzan, 1 zincir, 4 trabzan. En son bitiş yerindeyim, tığımın başında oluyorum. Kenarım için ördüğüm trabzanımın üzerine geliyorum. 1 ve 2, 1, 2 zincirimi çekiyorum. Trabzanımı ördükten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve son sıramızı örmeye başlıyoruz. İki zincirimizi çekmiştik. Tığımın başını dolayarak hemen bir ile ikinci trabzanın arasına giriyorum. Tek seferde kapatıyorum. Tıpkı kol ve etek uçlarında çalıştığımız gibi trabzan aralarına bir defa girerek örüyoruz. Bir ve iki. Bir zincir çektiğim yere yeniden iki defa batıyorum. Tekrar bir. Bütün trabzanın aralarına birer birer ilerliyorum. Her iki geçişimin arasına bir defa giriyorum. Trabzanlarımın arasına, ana gövde arasına giriyorum. Bakınız yukarıdaki küçük göze değil, ana gövdenin bulunduğu yere giriyorum. Tam ortaya iki defa işlemimi yapıyorum. Diğerlerine birer defa giriyorum ve geçişlerime de mutlaka bir tane başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son bakınız aralıklara şurada gördüğümüz iki trabzan arasına battıktan sonra tığımın başında doluyorum, Trabzanımın kenar trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde burayı da çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum. Makasımla kestikten sonra yakamın bir tarafını bu şekilde Örmüş oluyorum. Şimdi şöyle görelim, bakınız ne kadar hoş bir çalışma oldu. Diğer yakamızı da birlikte çalışmaya başlayalım. Evet, bluzumuzun sol tarafındaki yakayı çalıştık. Şimdi sağ tarafındaki yakayı çalışmaya başlayacağız. Buradan biraz önce başladığımızda ön kısmın arka tarafını çevirerek başlamıştık. Şimdi ise aynı yerden başlarsak şu görmüş olduğumuz en son yaptığımız işlem bu şekilde düşmez. Onun için şuradan çalışmaya başlıyoruz arka kısımdan bu kez ilmeklerimizi toparlayıp gidiyoruz birinci kez de diğer taraftan ortadan başlamıştık bakınız burada ise bu uçtan başlamamız gerekmekte örgümüzün birebir aynı düşmesi için lütfen buna dikkat edelim şimdi burası sağ tarafımız şöyle bıraktığımız zaman bu kısma baktığımız zaman diğeri ise sol tarafta şuradan birlikte başlayalım diğer işlemleri birebir aynı şekilde çalışabilirsiniz her iki trabzan arasına giriyorum. Bağlanıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra trabzanlarımı hiç atlamayarak her bir trabzanımın tam ara noktasına giriyorum ve örüyorum. İpimi de şu şekilde gizliyorum. Yavaş yavaş örgüyü yeni alışan arkadaşlarım hiç zorlanmadan kendilerini ne zaman rahat hissederlerse o zaman ipimizi gizlemeye çalışsınlar. Eğer zorlanacaklarsa hiç önemli değil. Tığımızın yardımıyla örgümüzün altına işlemimiz bittikten sonra gizleyebilirler. Evet. Şuraya kadar örerek ilerleyelim. başlangıç noktamıza kadar örerek geldim bakınız aynı yere batıyorum en son bakınız birbirlerini aynı şekilde e, trabzanın içerisinden birinin başlangıcını birinin bitiş ilmeğini çıkarıyorum 1 2 3 tane zincirimizi çektikten sonra şöyle düzeltelim İplerimizi yarımlamayalım Evet zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum tıpkı e, burada çalıştığım şekliyle çalışmaya başlıyorum. Bakınız iki trabzan, iki zincir, iki tırabzanımı örüyorum. Birinci, bakınız buraya zincirimize çıktım. İkinci trabzan üzerine batıyorum. Bir ve iki. İki tane zincir, iki trabzan, bir ve iki. Ve sayıyorum. Bir, iki, üçü batıyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Bir, iki, üçüncünün üzerine bir ve iki 2 tane zincir tekrar 1 ve 2 sayıyorum 1 2 3'e batıyorum 1 2 başını doladım bakınız 1 2 3. trabzanlarım örüyorum ve bu şekilde tıpkı buradaki çalışmamızı yenileyerek e, yakamızı tamamlayalım bu yüzümüzün yakasını bu şekilde tamamladık her iki yönü de ördük her iki tarafta kullanabilecek şekilde ayarladık bakınız bu kısımda da açıklık Diğer kısımda da aynı şekilde açıklığı sağladık. Şimdi buradaki görmüş olduğumuz ilik ve düğme yerimizi de çalışalım. Ve bluzumuz kullanılmaya hazır hale gelsin. Öncesinde bir tane zincirimi çekerek şöyle düğümümü atıyorum. Ve en alt merkezden başlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve bir zincir ilave ettikten sonra trabzanıma şöyle ipimi ardından gizleyerek bir defa çekiyorum aynı yere ikinci bir kez giriyorum ve diğer trabzanımın olduğu yere tekrar geçiyorum bir bir daha iki her trabzanımızı iki defa örelim bir bir sonraki trabzanım iki diğer trabzanıma geçiyorum bir başını bir defa doluyorum tek sefer çekiyorum bir iki Yan duran bütün trabzanlarımıza ikişer defa başını birer defa dolayalım ve iki defa alalım. Bakınız bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinci kez girerek alıyorum. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyoruz. Fakat aynı işlemi iki defa yapıyoruz. Bir ve iki. Bir ve 2 en son işlemimizi yaptıktan sonra şu şekilde başlangıç yerimize batarak bir tane zincirimi çekiyorum bir makasımla kesiyorum ipimizi içeriye çekelim diğer tarafa da yapalım diğer tarafta kaç tane düğme ile çalışmak istiyorsak ilik yerlerimizi ayarlayarak kaç düğmemize karar verip hem ilik yerimizi çalışalım hem de bu şekilde kapama işlemimizi yapalım. Ben bir tane düğme ile çalışmak istiyorum. Düğmemi uç kısma diye şöyle birazcık daha alt kısma ayarlamak istiyorum. Şöyle olduğu zaman bakınız şu kısım biraz rahat olsun diye. Ön ya da arka nasıl kullanacak olursak olalım hiç fark etmez. Şu şekilde bir tane düğme ile çalışmak istiyorum. Dilerseniz şu kısma da ikinci bir düğme çalışabilirsiniz. Ya da her ikisini yaptıktan sonra bu kısmı hafif dikişle kapatarak tek düğme yeterli olabilir. E, tamamen zevkinize göre daha fazla da düğme ile de çalışabilirsiniz. Evet yeniden bir tane zincirimi çekiyorum diğer tarafa bu kez yukarıdan aşağıya çıkıyoruz düz durabilmesi için tepe noktasından başlıyorum sabitliyorum bir ipimi alıyorum başını doluyorum aynı yere giriyorum iki tane oluyor diğer ikinci sıraya giriyorum bir ve iki şimdi üçüncü sıradaki Trabzanın olduğu yere geçiyorum ve burada bir tane ilik çalışması yapmak istiyorum. İki tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir defa giriyorum. Bir tane iliğimiz burası için yeterli. Kullanacağım düğme inci düğme yeterli. Ve buradaki üçüncü sıraya artık bir daha batmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Dördüncü sırama geçiyorum. Bir. Aynı yere bir daha batıyorum. İki. Beşinci sıraya geçiyorum. Bir aynı yere bir daha 2. Tekrar 1 2. Iki. Hepsine ikişer ikişer batarak ilerliyorum. 1 ve 2 1 ve 2 Son noktamıza doğru gelmekteyiz. En son 1 ve 2. Bakınız, en son noktama geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum, şöyle alıyorum ve bu kısmı da kapatıyorum. Şöyle görelim bakınız. Şuraya karşı tarafa düğmemizi dikiyoruz, bu tarafa da ileğimizi dikeceğimiz için, dilerseniz şuradan koparmış olduğumuz ipi de içeriye gizleyerek yukarıya birkaç sıra dikişle kapatabiliriz. Ama düğme kullanmak isterseniz bir ya da iki defa Yine iliklerimizi açarak aşağı doğru ilerleyebilirsiniz. Ben bir tane düğme ile çalışmak istedim. Bir düğmemi çalıştıktan sonra şuradan birkaç tane dikişle de bu kısmı kapatmayı düşünüyorum. Çünkü burayı şu an için arka olarak kullanmak istiyorum. Ama hem arka hem ön olarak gayet güzel bir şekilde kullanılacak bir çalışma oldu. Evet şimdi düğmemi dikiyorum. Evet e, bluzumuzun yakasını buradan şöyle görmekteyiz. Dilerseniz bu yönü kullanabilirsiniz. değerliseniz. bu yönü bakınız düğümümüzü diktik. Çok hoş bir görüntü aldı. Şimdi ben e, ile minik bir şerit geçmek istiyorum. Hangi yönü ön olarak kullanacaksanız oradan kurdalemizi geçerek şöyle bakın süslememize başlayalım tam ortayı merkez alalım buradaki V'lerimizin bulunduğu yerden Dilerseniz çatal iğne yardımıyla dilerseniz nasıl kolay gelirse yapabilirsiniz. Şöyle diğer V'den çıkalım. Bakınız tam ortaladım. V'min birinden giriyorum. Hemen V'min diğer yanından çıkıyorum. Uygun aralıklarla geçişimi yapıyorum. İçinden de girebilirsiniz. Dışından şu şekilde popkornumuzun da geçişimizi yapabilirsiniz. Ayarlamamız göz zevkinize göre olsun. Kesinlikle bağlayıcı değil. Tabii ki bu çalışmayı yapmayabilirsiniz de. İçinden ya da hemen popkornun ardından şu şekilde de alabilirsiniz. Şöyle düzeltelim. Kol altıma geldim. Hemen iki kat yapıyorum geçiyorum düzgün geçelim ki sonradan uğraşmayalım şöyle katlıyorum popkornumun ardından elimi de şu şekilde tuttuğum zaman düzgünce geçiş yapıyor kesinlikle acele etmeyelim acele edip işimizi hızlandıracağız derken daha da uzatmayalım sakin bir şekilde takalım Evet ilerleyelim Önümüze kadar. Evet bu şekilde ben olarak e, düğmesiz yeri tercih ettim ve fiyongumu buraya bağladım. Eğer arkayı tercih edersek arkaya fiyongumuzu yapalım. Şu şekilde kolumuza da bir tane kurlarımızdan bölerek bir süsleme yaptık. Dilerseniz yine buradan da şeridimizi geçirebilirsiniz. Diğer kolumuzun da tam kol üstte kalan kısma şu şekilde bir yerden giriyorum. Hemen modelimizin diğer tarafından çıkıyorum. Sadece şu şekilde fiyonk görüntüsü vermek için düğümü atıyorum. Tabi burayı fiyonkla da süsleyebilirsiniz ya da tüm şeridi buradaki geçirdiğimiz şekliyle de geçirebilirsiniz. Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.